Elif Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, çocuklar sizin ya. Ah, sesleri geliyor. Mert, anne. Mert. Efendim. Mert. Dur Elif'le, sen kayınvalidenle konuş şimdi. Efendim. Elif Hanım, çocuklar sizin yanınızda mı? Evet efendim, benim yanımda. Nasıllar, iyiler mi? Elhamdülillah çok şükür, çocuklarım çok rahat ve güzel. Peki Ebru'yu özlemediler mi annelerini? O annelik yapmadı ki onu özlesinler. Aa, sen mi yaptın annelik? Annelik yapmadılar, yapmadı annelik. Sen yaptın annelik. Sen kendi doğduklarına laf geçiremiyorsun ki benim çocuklarıma mı şey yapacaksın? Benim çocuklarımı eğitme. Diyormuş ki ne böyle anneniz yok. Diyormuş ki annen iki tane üç tane koca yaptı. Sen bir iğne ne olsan bunları benim çocuklarıma söylemezsin. Benim o bir kızım bir konuşsa eyla bir dese ki benedir diye. Peki neden annelik yapmadı diyorsunuz? Ne gördünüz siz Elif Hanım? Ben size anlatayım. Sussun biraz da beni dinlesin. Bak, tamam duyuyoruz. Bir konuşsun Ebru bir saniye. Buyurun Elif Hanım. Hani büyük kızım, büyük kızım diyor ya. Evet. Bir sor bakayım, o büyük kızı kendine gösterdi. Daha kırklıyken benim üstüme attı, kırklıyken. Neden size verdi? Attı gitti. Benim oğlum dizinden ameliyat oldu. Bakmam dedi, çocuğu da oğlumu da üstüme attı gitti. Aa. 9 ay mamayla ben gösterdim o büyük kızı. Bir şey söyleyeceğim, hep size mi bırakıyordu çocuğu? Evet. Ben çocuklarını, bir de şunu söyleyeyim, ben onun çocuklarını elinden almıyorum ki ne. Affedersiniz, çok affedersiniz, köpek bile yavrusunu getir saat 12'de kapının önüne atmaz. Bir dakika, kapının önüne bir şey soracağım. Kapının önüne efendim? Atmak ne demek yani? Kapının önüne mi bıraktı? Size mi getirdi evet. Çocukları? Kaç sefer yaptı? Kaç sefer? Ticari arabayla... Doğru mu Ebru? Hayır efendim, yalan söylüyorlar. Çocukları gönderiyorlar, bize kıyafet alalım diyorlar. Ben yanlarına göndereyim. Onlar da diyor ki ne attı çocuğu, attı gitti. Bize atıyorsa bana velayeti versin demiş. Çocuk maaşını yiyecek ya, ben aylık çekiyorum ya. Sen onu söyleme. Nerede çocuk yani, çocuğu sen kayınvalidene çok mu bırakıyordun? Onu hayır hayır, hiçbir şekilde bırakmıyordum. Hayır alma, yalan söylüyor. Bu kadın hepsini yalan söylüyor. Benim bir ailemi bağlasanız, benim bir akrabalara konuşacağım. Sen şimdi kayınvalidenle konuşun, bırak aileni. Kayınvaliden diyor ki sana, bana çocuğu çok bırakırdı. Hayır, yalan söylüyor. Ben hiçbir gün çocuk arma atmadım. Elif Hanım. Buyurun. Diyor ki ben hiç çocuğumu bırakmadım. Yani birkaç kere onlar atsaydım kıyafet... Atsaydım ben bugün bu yayına, buraya televizyona size gelmezdim. Söyleyeyim mi? Tamam mı? Size şey söyleyeyim mi? Söyleyin. İşler güçlü, ben kendim temizledim. İki senedir kız çocukları, çek çocukların kafalarını, bitlerini temizliyorum, bitlerini. Aa, yalan söylüyor. Ya ben bir yıldır bitli mi çocuklar? Yalan ben söylüyor. Ben hocam doktoruna da götürebilirim. Yalan bir dakika, üst üste konuşuyorsunuz, hiç anlamıyorum. Yalan söylüyor efendim. Elif Hanım çok hızlı konuşuyorsunuz. Yavaş yavaş konuşursanız anlarız. Ha. Siz diyorsunuz ki çocuklar iki yıldır bitliydi, öyle mi? Bitli, bitli. Allah şahidim olsun. Erkek çocuğumun bile kafasına bit düştü. Gittim eczaneden bit ilacı aldım. Uyuz ilacı aldım çocuklarına. Sen zaten ben bir baktım. İyi bilen olsan bunları söylemezsin. Bu bir. Ben ilk çocuğumu doğurduğumda... Öyle konuşma. Diyormuş, bir şey, çocuk o yüzden annesini emmiyor diyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim, onun dediklerine cevap vermiyorsun, başka bir şey söylüyorsun Ebru. Diyor ki, kayınvaliden bit olmuş. Hayır. Kafasında, iki yıldır bit vardı. Hayır. Diyor. Hayır, Ela okula gittiğinde tamam, düştü. Çocuklara bit nenesi, bulaşır. Evet, babası gitti ilaç aldı, hatta ben bak temizledim kafasını. Ben sana çocuk atmadım, yalan söyleme. Ben bir gün ev temizliği yapmadım mı, iş yapmadım mı, temizlik çocuklarıma bakmıyor muydum, demiyor muydun, iyi bakıyordun. Allah razı olsun. Yuvanız iyi olsun, biz bir şey istemiyoruz demedin mi? Şimdilik de yayında çıkmışsın. Böyledir, şöyledir. Elif Hanım. Efendim? Ben burada kendimi savunacağım. Yani ben diyor çocuklarıma iyi bakıyordum. O diyor okuldan kaptı biti. Esra Hanım. Ben evet. Onu var ya, para alıyor ya, ben sosyal politikalara bile gönderdim. Çocuklarımın vücutlarını gösterdim. Yara içinde, bit içinde sosyal politikalar bile gördü onun. Yalan. Bir dakika, niye yara olmuş çocukların vücudu? Bakmıyor. Sokakta çocuklar düzgün bir ev görmedi, bir yuva görmedi. Peki bakmayıp ne yapıyor yani, nasıl vakit yalan geçiyor? Yalan söylüyor, beni bu şekilde çocuklar alacağımı zannediyorlar. Sokaklar gitmek için atıyor sürekli çocuklarımı üstüme atıyor. Ben bakıyorum bir ay, iki ay, üç ay. Ya bir benim çocukların resmini bir gösterebilir misiniz abla? Çocukların fotoğrafını gösteremiyor. Bir göstereyim yakın, bir çocuklara nasıl giydirip nasıl bakıyormuşsun bir görsünler. Peki bir şey soracağım size, siz diyorsunuz ki Elif Hanım, Ebru dışarı çıkmak için, gezmek için çocukları bırakıyordu, evet. Öyle mi? 11 senedir yapıyor bu işi, 11 senedir. Yalan söylüyorsun. Ben hiçbir gün çocuklarımı atmadım, hiçbir şekilde çocuklarımı sana atmadım, yalan konuşuyorsun. Benim de şahitlerim var, mahkemede görüşürüz. İstediğin kadar de ki temizlik yapmıyor, bu delidir de, raporludur de. Ben de kendimi ispatlayacağım, senin oğlun da burada, ben de buradayım.
bu dünya bu dünyaya gelse siz beni çocuklarımdan kopartamayacaksınız. Peki Rıdvan Bey, hani bu üç tane çocuk yapmışlar. Madem bu kadar bakamıyor, bu kadar kavga içindeler. Niye ayrılmadı bunlar niye bu kadar çocuk yapmadan? Elif Hanım. Esra Hanım. Evet. Benim oğlum o var ya, her zaman benim oğlumu suçluyor ya. Evet. Şuna bir öneri derinim. Diyor yetenekli oğluma, diyor bana ihanet etti. En büyük ihaneti oğluma o yaptı. Nasıl yaptı ihanet? Oğlumla evliyken gittim. Davul çaldırarak evlendi. Kimle evlendi? Yalan söylüyor. Teyzesinin oğlunla. Nur Dağı'nda. Ondan önceki bir dakika, telefon abla. Çok kötü. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Telefonu o kadar kötü ses ki. Ondan önceki mu? Yaptığım hataları zaten utanma olsa söylemez. Hı hı. Zaten üç çocukların annesiyim, gelinlerim sonuçta. Kime gittin diyor? Yani kimden bahsediyor? Evlilik yaptığım var ya, dayımın oğlu onu söylüyor. Sen onunla ne zaman evlendin? Çocuğum yokken, Rıdvan Pınar'ı kaçırınca var ya, o zaman. Ya sen Rıdvan, ya siz de hep karşılıklı bir şeyler yapmışsınız. Yok, o dayı olmadı. Abla, sen ben dayı... amcamın olayı olduktan sonra ben daha Rıdvan dünyada yoktu. Rıdvan diye bir şey yoktu. Dayımın oğlunu aldıktan sonra... İkinci eşimden sonra üçüncü eşim Rıdvan oluyor. Beni bilerek aldı, kabul etti kendisi. Tamam. Yani ailesi buna karşı geldi, ona dayanarak kendi kardeşinin kızını kandırdı, eline verdi de eşim ne yaptı? Bir ay 20 içinde geri bıraktı bana. Şimdi geri ben Elif Hanım'a ya bunlar geçmişte kalmış bir şey, tamam mı? Şimdiki bizim mevzumuz nedir? Onu konuşun. Şimdi ben çocuklarımı istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ben bir anneyim, sen anneyim diyorsun ya. Ben de bir anneyim. Ebru, annen hatta sen hep dedin ya annemi bağlayın anneyi. Evet. Bakalım senin annen ne diyecekmiş? Ne adı? Elmas. Elmas. Elmas Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dünden beri Ebru annemi bağlayın diyor. Buyurun, siz ne söylemek istediniz? Bu kadar olaylar, siz de şahitsiniz birebir. Ben Ebru'nun annesiyim. Evet. Benim bakın, benim 15-16 seneden beri kızım benim. Sürekli şiddet bu eşinden. Sürekli dayak yer, sokaklarda yaşar, kocası kollarını mı kırmadı, parmaklarını mı kırmadı, kafasını mı kırmadı, sürekli benim kızın yanına geliyordu. Elim ameliyat oldu. Sürekli benim yanıma geliyordu. Bak, elim sakat benim. Bak, şunu birleştiriyorum, şunu birleştiriyorum. Bir dakika, bakayım, kalk, kalk. 2-3 tane çocuğu var arada. Bir dakika, tamam, Elmas Hanım. Şunları birleştiriyorum, şu iki çelçe parmağımı birleştiremiyorum bak, gördün mü? Yamultmuş parmağı. Kırıldı, kırıldı elim. Sen niye bu şiddete dönüyorsunuz bu adamlara be? Ucutum böyle simsiyah gittim. Elim böyle küftü be. Sopayla beni öldürdü. Annesiyle beraber yaptılar bir de bana. Anneni bir... Ben gittim şikayet ettim. Bak, o raporları şeylere çıkartıyorum. Siz 15 de... yıl önceki davalarım hepsi çıkar yani. Nasıl kayınvalideyle birlikte vurdular? Tarlaya nerelere gittik ya işe. Evet. Ben o esnede ben tarla işini bilmiyorum. Kaynanam oğlunu şişirdi, bak toplamıyor kiraz dedin. Doldurdu oğlum, onu, ne yaptı doldurdu sana? Doldurdu, geldi sopayla, abla öldürdü beni, kimse de elinden alamıyor, bu kafamdan kanlar. Bu vücudum simsiyah. Karakola kendimi attım, yurda koydular beni. Ailem yanına, annem geldi. Kayınvaliden de mi vurdu sana? Evet evet, beraber ifade Elif şikayette Hanım. Bulundum ben. Elif Hanım. Efendim. Siz oğlunuzla birlikte gelininizi dövmüşsünüz. Doğru gelsin mu? Gelsin. Bir gün desin ki benim kaynanam bana bir şey söyledi. Onun geçen her tarafı saçımı... yalan. Konuşma. Söylemedim inkarcı. Oğlunun önünde oğlum beni vurdun kız. Şiddet. Oğlun dedi ki Ebru seni yürüyorum. Bir dakika, hiç anlamıyorum üst üste. Abla, bu Ereli'de Konya'daydım ya. Evet. Beni geldi, eşim yine getirdi, kaçırdı. Annesi eve kabul etmiyor. Sokmam diye eve girmeyecek bu kadın diyor. Evin içine girdi. Oğlu dedi ki ne kayınbaban bir şey olmaz, vursun dedi. Telli ayakkabı var ya kundurayla sırtıma, saçımı, başımı hep yoldu. Kim kayınvalidem evet, yapıyor evet. Bunu? Evet evet. Eşin de böyle yapıyor, bir şey olmaz, ses çıkartma diye evde oturacağız ya, o yüzden sesini çıkartma diyor. Sen bana her lafı, her şeyi yaptın. Bunlar hep yalan mı? Bunlar akrabalar, hepsi gördü gördü gözü. Sen kaç kere yaptın benim saçımı yoldun. Eşim dedi ki ne bir şey olmaz, evinde oturacağız. Senin evinde oturayım diye havuç temizlemeyeyim de oğlunu şiştirdi. Ramazan ayında. Dur bir dakika. Beni vura vura öldürdü Ebru, senin oğlun. Telefonu da kalktı, iki biçim yani. Ebru, bir Elif Hanım'a soralım. Şişirdi Elif oğlunu. Hanım. Buyurun. Siz hep şiddet uygulamışsınız gelinize. Terliklerle vurmuşsunuz. Şikayet bir dakika ettim. Cevap ya versin. Ya beni Esra Hanım, beni var ya, beni 7 kat komşularım bilir. Bir gün desinler ki bu Elif'in sesi çıkmış da komşusu duymuş. İnsanı rezil eder. Yani doğru, kafamdan doğru. Kanlar gelecek kadar bana şiddet uyguladı diyor. Ben de diyorum ya işte, böyle insan şeytanın ruhunu şeytana satmış insana her türlü kötülük bekleyeceksin böyle insanlardan. İftirayı da bekleyeceksin, yalan sözü de bekleyeceksin. Bir dakika, üst üste konuşmayın. Ya, abla, eşim, kaynanam vurdu, kayınbiraderim, eşim, ondan sonra babam bile gitti. Hepsinden uzaklaştırma aldım ben. Sen
Senin baban kendi baban da mı? Evet evet. Oraya babam geldi. Senin benim... baban kendi baban niye sana vuruyor? Oraya beni götürdü biliyor musun? Geldi. Kaynanam gibi bana şiddet uyguladığını gördü ya babam. Beni evet. aldı götürdü. Güzel gittik oraya. Orada bir tartışma çıkınca anneme vurdu, bana vurdu, kardeşim vurdu. Ben de sokaklarda işte size dedim ya şikayet ettim babam. O yüzden beni eve koymuyorsun. Bu nasıl hayat ya? Evet. Abla oraya gittim, onlar öyle yaptı. Senin gittim. Baban da sahip çıkmamış çıkmıyor ama. Çıkmıyor abla, şimdi sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmıyor? Ben arkasında durmadım. Ben onların arkasında dursaydım bu halde olmayacaktım. Ama sen ne yapacaksın sokaklarda mı bırakılır kız çocuğu ya? Zaten orada şiddeti uygulamış, bir de geliyor yani, baba dövüyor. Arife Şerefe yine var ya, çocukların halini bir görsen ayakkabısız. Bir de babam diyor ki ne, yemek yaptırayım mı? İstemiyorum senin yemeğini falan dedim. Sen bizi bu hale sokuyun dedim, yemek falan istemiyorum. Üç çocuğumu aldım, Adana iline geldim. Eşim yanına geri senin geldim. Senin şimdi baban şiddet uygulayınca sen de çocuklarınla çıktın oradan. Eşim yanına geri gittim. Mecbur kaldı. Geri ha gittim. Bak işte şimdi hep böyle. Geri gittiğimde babalar, bana vurdu. Bir saniye Ebru. Babalar sahip çıkmıyorlar çocuklarına, kız çocuklarına. Bak o kadar şiddet gördüğü yere tekrar geri dönmek zorunda kalıyor. Ya sizin çocuğunuz, canınız, kanınızın parçası. Daha yani de... gitmiş şiddet uyguluyor. Benim çocuğumun kılına biri zarar verecek. Vallahi onun hiç yumuşak gözüktüğüme bakmayın, mahvederim. Ben elimden de... geleni Allah. Ardına koymam. Alırım, sahip çıkarım, bir de onu mahvederim. Nasıl yapıyorlar ya? Kim? Ebru, annene soracağım ben ya. Nasıl sor böyle abla. Bir şey olur ya? Sor abla, doğru.